Arkadaşlar Süper Lig Yolu TV'den merhabalar. Harika bir maçı geride bırakıyoruz. Tuzla Spor, Bursa Spor ve maç sonu sizlerle birlikteyiz. Çok önemli bir maçtı. Öncelikle iki takıma da teşekkür ediyoruz bize böyle bir maç izlettikleri için. Çünkü aynı saatte bir Süper Lig maçı vardı. Malatya Spor, Antalya Spor'u konuk etti ve bu maçı da izlemek zorundaydık. Bu maçı da izledik ikisini. Aynı anda birini bilgisayardan birini televizyondan izledik ve biz daha çok Tuzla Spor, Bursa Spor maçından zevk aldık büyük ihtimalle de birçok futbol sever böyledir. Maça gelecek olursak maçı aslında çok kısa değerlendirebiliriz. Bursa Spor başladı. Tuzla Spor bitirdi. Hakikaten iki takım da iyi futbol oynadılar. Öncelikle Bursa Spor iyi başladı. Genç oyuncular Ali Akman'ı, Burak'ı, işte Cüneyt'i, Özer'in önderliğinde, Özer Urmac'ın önderliğinde iyi futbol oynamaya çalışıyor. Çok iyi başladı ki herkese içinde bir şok bir skordu aslında ilk yarı iyi götürüyorlardı. Ya 3-1'den sonra özellikle de Erdem'in penaltısından sonra çok panik bir Bursa Spor oldu. Bir de kırmızı kart gördü 3-3'den sonra. Özgürce'nin harika bir golü var bu arada. Ondan sonra çok büyük sıkıntı yaşadılar. O son 20 dakika mağlup da olabilirlerdi ki. Bir direkten dönende bir topu oldu Tuzla Spor'un. Tuzla Spor tecrübeli bir tak takım yarattı. Ya yani Haydar'ıyla, Segbe işte Erdem'iyle, Puçkosu'yla iyi bir takım oldular. Daha sonradan gelen Ahmet ve Gökçen'i çok beğendim. İnşallah Taner onları daha da çok kullanır. Yani Tuzla Spor korkulan bir takım olacak. Yani bu ligde kalıcı olacağım diyor şu ana kadar oynadığı oyunda. Bursa Spor için ya Bursa Spor'daki maddi sıkıntılar, transfer sıkıntısı çözülmezse Bursa Spor çok sıkıntı yaşayacak. Bunu çok net görebiliyoruz hepimiz. Yani bunun için bir müneccim olmaya gerek yok. Çok da iyi mücadele ediyor çocuklar. Yani kalecisinden tutun, işte Burak altı parmağından tutun, ya Aykut'undan tutun hepsi mücadele ediyor ama kolay değil bu ligde. Hakikaten yani transfer gerekiyordu. Ne yapacaklar? İnşallah gerçi iki gün kaldı bir şey ol, olur mu olmaz mı bilmiyorum da inşallah eksi puan olmaz. Bir şekilde ocağa kadar toplayabilecekleri puanı toplayıp ondan sonra daha iyi bir Bursa Spor seyredebiliriz inşallah diye ümit ediyorum. Tuzla Spor da benim beklentimin üstünde bir 4 hafta geçirdi onu söyleyeyim. Ben daha böyle yani bu kadar puan toplayacağını düşünmüyordum açıkçası Tuzla Spor'un ama iyi bir kadro oldular ki hala transfer çalışmaları sürüyor biliyorsunuz. Yani çok güzel bir maç seyrettik. Böyle gollü, heyecanlı, temposu yüksek. O yüzden iki takıma da çok teşekkür ediyorum. İnşallah diğer maçlarda böyle güzel geçer diyorum ve size harika bir hafta sonu diliyorum. Bay bay.